uykuda görülen anormal davranışlara bakalım. Şimdi bunlardan bir tanesi uykuda yürüme, yani uyur gezerlik denilen durum. Şimdi bu uykunun genellikle ilk 3 saat içerisinde ortaya çıkar ve kişinin uykudan tam olarak uyanamadığı bir durumdur. Kişi yatağından kalkar, yarı uyanık şekilde gözleri açık ve boş bir bakış ile dolaşır. Bazen karmaşık hareketler yapabilir. Mesela gider yemek hazırlar, yani odadan çıkar başka odaya gider, buzdolabını açar. Sabah da bunların hiçbirisini hatırlamaz. Şimdi çocuklarda en sık 4-6 yaş arasında görülen bir durum. Ergenliğe doğru sıklığı ve şiddeti azalır. Çoğu zaman da bir tedaviye gerek yoktur. Normal gelişimde düzelen bir durumdur. Ama bu ilk 3 saatten çok her gecenin her saati ortaya çıkıyor ve nöbet benzeri durumlarla beraber ise o zaman uyku EEG'si öneriyoruz. Normalde tetkik gerektiren bir durum değildir. Peki tedavi olarak ne yapıyoruz? İlk önce aileyi rahatlatıyoruz. Diyoruz ki bak bu geçici bir şey, çok önemli bir şey değil. Çok korkacağın bir şey yok ama güvenlik önlemlerini alacaksın. Yani çocuk bir şey olmasın, mesela kapıyı kilitleyeceksin. Eğer yani çocuk gece kalkıp yürüyorsa yani kapıdan evin kapısından çıkıp gitmemesi lazım. Uykunun düzenli olması gerekiyor. Uykusuz kalmaması gerekiyor. Çocuğun uykudan önceki son bir saat içerisinde çok hareketli oyunlardan uzak durması, bunun yerine kitap okuma gibi sakin aktiviteler yapması daha uygun oluyor. Eğer tabii çocuk eşlik eden işte horlama vesaire gibi şeyler varsa o zaman onunla ilgili değerlendirme yapmak lazım. Çünkü bazen gece apnesi olan yani iyi nefes alamayan çocuklarda uykuda yürümenin daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Bir diğer uykuda gördüğümüz anormal davranış gece terörü dediğimiz şey. Bu gece terörü de uyugezerlik gibi derin uykudan daha hafif uykuya geçerken yani uykunun ilk dönemlerinde yani gecenin ilk dönemlerinde ortaya çıkan bir sorun genelde. Şimdi çocuk aniden uyanıyor, korkulu bir şekilde uyanır ve yatakta oturur ve bembeyaz terli bir surat çünkü çok aktif bütün sistem. Kalbi hızla çarpar, etrafındakileri tanımadan mesela bağırmaya, ağlamaya başlar. Saçma şeyler söyleyebilir. Bazen ufak tekrarlayıcı hareketler olabilir. Genelde gecede bir kere olur. Bazen aynı gecede daha fazla da olabilir. Şimdi burada anne baba çok korkar tabii çocuğuma ne oldu diye. Ve anne baba çocuğu avutamazlar yani bir şekilde. Hani kabus gibi değil yani sarıldınız geçti aman çocuğun bir şey yok. Tarzı bir şeyle de avutamazsınız çocuğu. Ve bazen de yani 20-25 dakikaya kadar da uzadı oluyor. Öyle olduğu zaman da aileler hakikaten çok endişelenir. Ne zaman artıyor? Ateşli hastalıklarda, yorgunlukta, uyku düzeninin değiştiği durumlarda artar. Çocuk az uyuyor, çok uyuyor. Yani uykunun o yapısı değiştiğinde bu gece teröründe daha fazla olduğunu görüyoruz. Şimdi çocuğa bir zararı var mı? Yok. Zaten çocuk sabah uyanınca gece olanları hatırlamaz. Dolayısıyla korkmaz. Yani bir korku falan oluşmaz çocukta. Okul öncesinde daha sık görülen ve kendiliğinden geçen bir durumdur. Şimdi tedavi olarak da uyugezerlikle benzer tedaviler uyguluyoruz. Yani aslında yapmaya çalıştığımız şey ne? Ailenin eğitilmesi. Sakin olmanın sağlanması, çocuğun güvenliğinin sağlanması ve geçeceğini bilmek. Eğer saatlerde gariplik yoksa, bir gecede çok fazla tekrarlamıyorsa, yani belirgin tekrarlayıcı hareketler yoksa o zaman tetkik yapmaya da gerektiren bir durum değil. Şimdi kabus biraz daha farklı. Kabus bu uykunun derin bölümlerinde değil, REM'de oluyor yani rüya olan kısmında oluyor. O yüzden de saatleri daha değişik. Mesela kabuslar daha çok uykunun sonraki dönemlerinde olur. Yani sabaha doğru daha fazla olduğunu görüyoruz. Ama burada tabii çocuk uyandığı zaman korkuludur ama genelde anlatabilir ne gördüğünü ve bir şekilde çok daha rahat avutulabilir. Gece terörüyle ve bir farkı var. Saat farkı da var, uyarıma farkı da var, hatırlama farkı da var. Bir de tabii gece dış gıcırdatma, sıkma, bruxizm diyoruz biz ona. Şimdi bu gece de olabilir, gündüz de olabilir aslında. Uyuyan kişi farkında değildir ama nasıl bunu fark eder? Çene ağrısı hisseder. Yani uyandıktan sonra çenesinin ağrıdığını fark eder. Bazen de tabii odadaki diğer kişi yani eğer birisi beraber yatıyorsa onlar der ki sen arkadaşlar ama dişlerini gıcırdatıyorsun. Zaman içerisinde çene ekleminde ve dişlerde sorun yaşayabilir. Şimdi tik bozukluklarında, depresyonda, kaygıda olabilen bir durum. Sigara, alkol tüketimine bağlı bazı ilaçlara mesela antidepresanlar arttırabiliyor ve işte kokain vesaire maddelere bağlı da olabilir. Bu kişilerde sadece bu diş sıkma değil, uykuda sıçrama tarzı hareketlerine daha sık olduğunu görüyoruz. Çocuklarda daha sık olan bir durum. Şimdi bunlar uykusunda mutlaka bir kalitesinde sorun olması gerekmez yani. Bunlar kalktığında ağır gece hiç uyuyamadım demezler. Ama ne hissederler? Çenelerinde ağrı hissederler. Ve tabii bir ortodontik yani diş tedavisi gerekebiliyor. Çünkü dişlere zarar verildiği zaman bu bir şekilde kalıplar var hani dişe konulan. Diş zarar görmesin diye. Çünkü bazen geri dönüşsüz sorunlar da olabiliyor. İşte ilaç tedavileri mümkün burada. İşte bazı kullandığımız ilaçlar var. Propranolol, klonidin, bazı antidepresanlar, klonazepam gibi ilaçlar. Bunlar kullanılabilir. Şimdi bunlar %100 etki eder diye bir şey yok ama bunlar da etkiyi nasıl yaparsa uykuyu bozuyor. Uykuyu bozduğu için o diş sıkma dönemindeki sorun kayboluyor.